Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programının 89.sunda sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Pelin Aslan Ayar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Pelin, Kocaeli Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisiyle bugün Firuzan Edebiyatı'nda Yoksulluk ve Yoksulluk Halleri adlı eserinden yola çıkarak Firuzan Edebiyatı'nda kent ve yoksulluk konuşacağız. Aslında bu yoksulluk, yani yoksulluğa da değineceğiz ama yoksulluk meselesinde mesela Firuzan Edebiyatı'ndaki senin çalışman daha çok hikayeler üzerinde odaklanıyor. Yani Firuzan'ın şehrinde, Firuzan Edebiyatı'nın şehrinde yoksullar ve zenginler diye iki ayrı sınıf var olurken farklı mekanlarda konumlanıyorlar mı? Böyle bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Evet, şimdi Firuzan'ın öykülerine yakından baktığımızda zaten her şeyin gezdirilen köpeğe varana kadar, işte rüzgarın Poyraz mı, Lodos mu olmasına kadar her şey sınıflandırılmış durumda. Bu anlamda şehir de sınıflandırılmış. Yani bir üst sınıfın hissettiği, yaşadığı, deneyimlediği şehir var. Bir de alt sınıfın deneyimlediği şehir var. Yoksulların şehri ve zenginlerin şehri diye iki ayrı, çok keskin şekilde görebileceğimiz şehir var. Ama bu hani şöyle değil. O semti ya da diyelim işte öykülerin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da geçiyor. Hani İstanbul'un kentlerine odaklanmış, o coğrafyayı ön plana çıkaran hikayeler değil onlar. Koşullarıyla kendini belli eden bir şehir var. Yani aynı şehre Ankara'nın, İzmir'in, işte başka bir ilin adı da verilebilir, evet, yani değişmiyor. Evet, hiç durum değişmiyor. Çünkü koşullar çok benzer. Ve bu yoksulların şehrinin hemen bariz özellikleri var zaten. İşte onlar gecekondular. Gecekondular. Şehrin imkanlarından yararlanamayan bölgeler yoksulların mekanları. İşte elektriği doğru düzgün yok. Bir de bu öykülerin çoğu 70'li 80'li yıllarda geçiyor. Tek odalarda yaşanan, odaların kiralandığı, ne bileyim işte şehrin alt ve coğrafi olarak da hep altta konumlandırılmış yerler bunlar. Ki bu zaten Firuzan'ın ifşa etmek istediği düşünceye aracılık eden bir şey. Yani kentler sosyopolitik bir inşa sürecinin ürünleri. Bu hem öykü karakterlerinin algısını sınırlandıran bir şey, hem de kentin inşa sürecini biz okurlara duyuran bir şey. Bu anlamda işte mesela bir öyküde bir karakter şöyle bir laf edebiliyor. Kendisini denizin bile altında yaşıyormuş gibi hissediyor. Aşağıda olmak. Yoksullar hep kendilerini işte altta, aşağı, yukarı, üst, alt, bu tarz ikili karşıtlıkları çok kuruyor Firuzan. Bu da ne oluyor? Aşağıda olan aslında hiyerarşide altta olan, yani mekansal olarak altta olan toplumsal düzende de altta oluyor. Yani zengin, üst kesimlerde, şehrin üst kesimlerinde yaşayan zenginler altta olan yoksullara tepeden bakabiliyor, yukarıdan bakabiliyor. Bu altta olma halini yoksulların şehrinde çok hissediyoruz. İşte fiziksel olarak aşağıda konumlandırılmış, imkanlardan yoksun, mimarisinin hiç düzgün olmadığı sıkışık tıkışık mahalleler, işte ne bileyim apartman kapılarının camları kırık, hep bir yukarıda olmaya özenen, işte bodrum katlarda geçiyor mesela. Bu aşağıdaki ve yukarıdaki meselesi çok yoğun bir şekilde işleniyor. Hani mesela bir hikayenin birinde ciğer satan bir adam var. İşte yüksek mahallelerde, daha iyi konumlandırılmış mahallelerde ciğer satarken şundan çok rahatsız oluyor. İşte üstteki bana bir ciğer derken adamın yüzüne bile bakmıyor. Yani altta olmak insan algısını da bu şekilde yaralayan ve sınırlandıran bir şey. Hani sen muhatap alınmamayı hak ediyorsun bu kadar aşağıda olarak. O anlamda sınırlandırıcı algıyı nasıl sınırlandırdığını görüyoruz şehrin. Ne bileyim işte şehrin temiz pak yerlerine, daha düzgün insanların gittiği, daha yüksek kesimin, elit kesimin olduğu yerlerde yoksul halk kendini eğreti hissediyor orada. Ya işte acınacak, ya aşağılanacak, bu tarz şeyler hissediyor. Ya dilenci sanılıp para sıkıştırılıyor yoksullara, ya işte aşağılanıyor, ya da ne bileyim
fotoğrafları çekiliyor. Hani seyirlik bir objeye dönüşüyorlar. O anlamda Firuza'nın kenti yani sadece fiziksel olarak orada yok. O bütün öykü karakterlerinin duygu dünyalarını, zihin dünyalarını da çok yaralayan bir unsur olarak karşımızda. Ve bu kentte mesela yoksulların kentinde duyduğumuz bir takım kokular var. Hmm. İşte soğan kokusu. Çünkü habire soğanlı yemek yapılıyor. Hatta yoksulların kendi yaşam taktiklerini de görüyoruz. Ne bileyim pazardan işte kapuska alıp sanki kapuskayla yemek yapınca ona etli yemek görüntüsü veren bir yaşam pratikleri gibi. Evet, o yaşam pratikleri de var. Akşam pazarında görüyoruz mesela yoksulları hani daha ucuz alsınlar ürünleri diye. İşte o ucuz yemek kokuları, soğan kokuları sonra... Genelde dediğim gibi tek bir odada yaşam sürüldüğü için ortak kullanılan o helalardan yükselen kokular, evet rutubet kokuları çünkü çok sağlıksız, geneli penceresiz evler bunlar. Ondan sonra bir de bütün bu kokuların içinde en çok Firuza'nın yoksul kentinde burnumuza gelen koku sabun kokusu. Tam ama bu şey ya gerçekten hani modernleşmenin de en tipik belirtilerinden biri sabun kokusudur ya, hijyen mesela. Evet. Hani hijyen hani bu modernlikle birlikte gerçekten çok tartışılan, hani neredeyse sabunun modernliğin bir nevi temsili gibi. Evet, bir de şöyle bir durumu var sabunun hizmet ettiği şey temizlik. Şimdi temizlik yüksek sınıfa ait bir şey. Hani öyle gösteriliyor Firuzan'da değil mi? Kibar, düzenli olur. Şimdi burada yoksul da o algıda hani yoksul olan kirlilikle kodlanmış tarih boyunca. Bu algıyı yıkmak için de işte evde lavanta çiçeği, işte sabun kokuları, işte yoksulun kendi imkanında yapabileceği şeyler. Hani sürekli bir şöyle bir algı var. Hani senin kodlamana karşı ben temizim algısı. O yüzden hani bu sabun kokusu yoğunluklu bir şekilde hissediliyor. Yani işte o görmezden gelinen, bakışın dışına atılan yoksulun bu algıyı yıkabilmek için hani ben de varım, ben senin kodladığın gibi değilim, temizlik sana özgü değil, ben de temizim. Hani bunu şeyden de biliyoruz. Mesela bizim çocukluğumuzda da vardı. Annelerimiz misafir odası, mesela annelerin gününde o misafir odasına kapalı salonlar, evet. Kapıların kilitli olduğu salon kapıları. Çocuklar falan mümkünse o gün eve gelmesin, yapılan şeyler yenmesin. Hani benlik algısı çok sakatlanmış durumda yoksullar için. O benlik algısını işte tamir edebilmek için temizliğe aşırı bir önem veriliyor. Ama sonuçta onların temizlik çabaları aslında kentin yüksek zümresi tarafından görülmüyor. Çünkü Firuza'nın kentlerinde yoksulla zenginin karşılaşma imkanı çok fazla yok. Yoksul tamamen kendi kaderine, kendi şartlarına terk edilmiş durumda. Zaten kentin, Firuza'nın anlattığı kentin yoksulları genelde işte 50'lerden sonra o değişen koşulların, işte makinalaşan tarımla birlikte artık kırsalda işini kaybetmiş, kente göç etmek zorunda kalmış kişiler. Şimdi böyle olunca hem yepyeni yabancı bir yerde yaşamaya, yaşam kurmaya çalışan yoksullar var. Hem de yani sadece maddi olarak bir ezilmişlik, dışlanmışlık hissetmiyorlar. Etnik olarak da dışlanan yoksulları görüyoruz. İşte göçmenler çingene yaftasıyla hikayelerde eziliyor. İşte çingeneler zaten pis olur algısıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. O yüzden kentin sakinleri genelde göçmen yoksullar ve kentin zaten işte dışında, alt kesimlerinde, aşağı kesimlerinde yaşamak durumundalar. Buna karşın zenginlerin kenti bambaşka. Yani daha şatafatlı. Yani. Daha şatafatlı. Yani dediğim gibi her şey sınıflandırılmış. Mesela yoksulun... parkı deniz kenarındaysa eğer, bunlar genelde çok fazla olmuyor ama onun denizi bile pis. Yani çöpler oradaki denize, denizin o kıyısına vurmuş. Çünkü belediyenin ilgilenmediği, kendi kaderine terk edilmiş. Ya da bir sokak güzelse yoksulun sokağında, işte bir akasya ağacının varlığından dolayı güzel. Hani doğal bir şeyden dolayı, yoksa bir park düzenlemesi, bir işte çiçeklendirme falan böyle. Yani şehirle ilgili bir müdahale yok. Evet, bir şey yok. Ama zenginin tarafına geçtiğimizde işte orada deniz bile, manzara bile pırıl.
pırıl. İşte ağaçlar bir kesilmiş, bir budanmış, bir düzen var, bir sıralama var. Sonra evler çok farklı. Yani orada tek odalı, imkansız evlerin karşısında döneme göre işte büyük konaklar olabilir. İşte daha ileriki bir dönem anlatılıyorsa görkemli bir apartman dairesi olabilir ama bunların hepsi hep büyük, hep şatafatlı şeyler. İşte yoksul için o evin içinde bir tek yatak ya da kırık dökük bir dolap varken onların evlerinin içi işte İran halılarıyla dolu, işte ne bileyim gümüş takımlar, her neyse o dönemin moda materyalleri neyse en görkemlisiyle dolu. Ve yoksulun evine, yoksulun kentine, zenginin kentine yoksul ancak ona hizmet etmek için gidebiliyor. Yani o şatafatlı evlere ancak hizmetçi olarak giren kadınları görüyoruz, işte şoför olarak giren erkekleri görüyoruz. Zengin ise yoksulun kentine hemen hemen hiç uğramıyor. Ya da uğrarsa mesela aklımda yanılmıyorsam kırlangıç balıklarıydı hikaye. İşte kendi halinde balıkçılıkla geçinen bir kentin sahil kesiminde yoksul bir mekan var. Orada rant için oraya giriyor. Hmm. Mesela orayı alıyor, dönüştürüyor. Çıkarları için evet. Yani. Ve işte büyük oteller yapılıyor. Sonra oranın balıkçı halkı işinden olduğu için o otelde o hizmet döngüsünün içine girmek durumunda kalıyor. Ve aralarındaki dayanışma da bitiyor. Yani tamamen işte sermayenin bir çalışanı olarak artık sesini çıkaramayan, eski dayanışmayı yitirmiş halkı görüyoruz. Bu anlamda hikayelerde bu sınırlar da ciddi anlamda. Mesela Nehir diye yine meşhur bir öyküsü var. Nehirin ayırdığı kentin iki görüntüsü var. Öte geçe diye geçiyor hikayede. Mesela o öte geçeye geçtiği anda karakter bambaşka bir dünya. Kendisi işte kaldırımda yürürken şak diye suratına çarpabilir. Hani evler çarpık çırpık falan, işte kokular demin bahsettiğimiz gibi. Ama sonra nehrin öteki tarafına geçiyor ve ciddi anlamda farklı bir yer. İşte çok daha düzenli, çok daha bakımlı, çok daha şatafatlı. Bu anlamda çok ciddi bir geçişin mümkün olmadığı, sınırları net bir şekilde çizilmiş bir kent portresini Firuza'nın hikayelerinde ciddi olarak görebiliyoruz. Yani sınıfsal, zengin ve yoksul evet, olarak kesinlikle. Ayrılan iki kesim. Bir de mesela hani temizlik iki kesimi ayıran şeylerden biri. Mesela suç, yani yoksul olmak. Ha, bu arada suç. Temizlikle ilgili şunu da hemen ekleyelim. Temizlik zengin sınıf için de çok önemli bir şey. Onlar çünkü o da bir gösterge. Zaten yani. Kendi tek elinde olduğunu düşündüğü için sınıfının ayrıcalığını, işte sınıfının göstergelerini korumak adına zengin de temizliğe çok önem veriyor. Ama temizliği başkası evet, yapıyor. Evet, temizliği kendisi yoksullar değil. Yapıyor hep. Suç dedin. Hani yoksullar potansiyel suçlular mı mesela? Hayır, aslında Firuza'nın öykülerinde çok fazla buna rastlamıyoruz. Hı hı. Bir sokak çocukları ile ilgili öykülerinde böyle şeyler vardı, suçlu çocuklar vardı ama genelde çünkü Firuza'nın kentinin belki insanlarına biraz bakmak lazım bu anlamda. Dediğim gibi işte kırsalda işini kaybetmiş, şehirdeki işleri ve yabancı, onlar hakkında hiçbir fikri olmayan çünkü kırsalda toprak ekiyordun, hani şehirde ne yapacaksın? Bir kalifiye olmayan elemanlar, şehre gelen o kötü çalışma koşullarına, aynı zamanda yoksulun eğer kendi işi varsa şehirde aynı rutubetli kötü ortam orada da var. Diyelim bir ayakkabıcı dükkanından bahsediyoruz. Aynı şekilde kötü. Ya böyle kendi işleri var, işte ciğer satıyor ya balıkçılıkla uğraşıyor ya da bir fabrikaya giriyor bu insanlar. O fabrikada da işte iş kazasında, yani iş kazası, iş cinayeti her neyse ölüp yok olup giden erkek karakterler var. Bu anlamda hep o ezilen, koşullarından dolayı ağır şartlar altında çalışan, kötü hayat süren erkek karakterler ve onların ölümüyle o dünyada bir anda yapayalnız kalan kadın karakterleri görüyoruz. Ama suçlu çok fazla yok. Bu belki de Firuza'nın insana, halka, çünkü kendisi de röportajlarında dile getiriyor, yalnız bırakıldığını düşündüğü bir halk var, yoksul kesim. Onlara sevgiyle yaklaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Şöyle yani yasal olarak bir suça bulaşan insan yok ama şartların ağırlığından dolayı işte o
yaşam koşullarını kaldıramayıp bunun hıncını karısından çıkaran, işte çocuğundan çıkaran, onlara şiddet uygulayan insanları görüyoruz. Ama hırsızlık gibi, işte ne bileyim. Ya da zenginlerin gözünden mesela yoksullar. Yani işte evet, yok, zenginlerin gözünden evet potansiyel. Yoksullar zaten hani doğuştan köleler, bize hizmet etmek zorundalar ve onların hiçbir şekilde zaten yoksullara güvenmiyorlar. Hı-hı. Mesela o büyük evlerde falan işte yoksullar yukarılara çıkamıyor. Onların hep alt katta işte evin yani hatta çok zenginlerin hep çok kötü olarak çizildiğini görüyoruz biz. İşte eğer dolapta bozulmuş tereyağı varsa hani ancak onu veriyor. İşte ne bileyim aynı sofraya mümkün değil oturamaz çalışanlar. Yediği şeyler de ev sahiplerinin yedikleriyle aynı değil. Yani o anlamda da kötü muamele görüyorlar. Hiçbir şekilde zenginlerin yoksullara güveni yok. Sürekli aşağılanıyorlar elbette. Onların gözünde yoksullar tabii ki doğuştan pisler, köleler, her an hırsızlıkta yapabilirler, güvenilmezler. Evet, böyle bir algı var. Bir de sen kitabında bu bedenin yani öznenin kendi bedeninde de bu yoksulluk ve yoksulluğun ayrıca görünür hale geldiğinden, bunun sadece tek bir anlatıyla mümkün olmadığından bahsediyorsun. Bu mesela bedende bunun karşılığı nasıl ortaya çıkıyor? Evet, tıpkı mekanlar gibi, işte kentler gibi, mekanlar gibi bedenlerimiz de hem inşa ediliyor hem de bizim algımızı etkiliyor. Mesela bedenler işte ağır çalışma koşullarından dolayı yıpranmış bedenleri görüyoruz. Ya da kadınlar söz konusu olduğunda şöyle bir durum var. Şimdi o kentin şatafatlı evlerinde oturan zengin kadınları işte ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmamış. Sadece bir hep buyurmuş, işte ev içi organizasyon yapmış kadınlar, başka bir işe bulaşmamışlar. Kendilerini, bakımları çok önemli mesela işte çünkü onların da aslında çok sakat bir durum var orada. Aslında hani hayatta üretici, kendini tatmin edecek hiçbir şey yapmayan bu kadınlar bütün yatırımlarını kendi bedenlerine yatırıyorlar. O yüzden yaşlı kadınlar bile hala topuklu ayakkabılar giyer, işte hala çok bakımlıdırlar. Çünkü hani benliğiyle ilgili kurabildiği tek yer orası. O kadınlar çok bakımlı. Aynı zamanda beden onların sınıflarını da ifşa eden bir şey. Bakımlı bir beden, iyi giyim, işte nasıl konuşulacak, ne kadar gülecek. Her şey. Bir terbiye evet, yani, beden evet, terbiyesi. Bir teşhir aracı, kendi sınıfını teşhir etmesi açısından önemli bir gösterge beden. Kıyafet de onun en önemli süsü, takılar, kıyafetler, saçlar, nasıl oturacağı, nasıl kalkacağı, her şeyle bir paket. Buna karşılık yoksul kadın, onun yani zengin kadının evinde zaten hizmet ediyor. İşte mesela haraç, meşhur öyküsü haraçta, işte 40 odalı, 40 camı tek başına silen, işte o kadar çok bedensel işe koşulan bir karakter var ki bu karakter dolayısıyla işte bize dayatılan o verili kadın bedeninin deforme hali olmuş oluyor. İşte her tarafı irileşiyor, işte ne bileyim ya da aşırı çalıştığı için çok yemek zorunda kalıyor, enerji tükettiği için. İşte kilosu, saçı, başı, her şeyi o ipek saçlı ev sahibine nazaran çok daha bakımsız. Ve bu kadınlar kendilerini şu şekilde sorgulamaya başlıyorlar. Hani o kadınsa ben neyim? Yani çünkü orada bir verili kadınlık var ve bir de kadının bozulmuş hali var. Yani aslında Firuza'nın bütün edebiyatının temel amacı bu. Bütün bunların, bu ayrımların işte kentten bedene kadar her türlü ayrımın yapaylığını bize göstermek istiyor. Yani sen doğuştan böyle değilsin. Mesela işte beş kardeşin beşi bir olur, beş parmağın beşi bir olur mu diyen bir karakter var. Şimdi yani burada hep zengin kesimin ya da zenginlerin temsilcisi, hiç o sisteme dışarıdan bakmamış, eleştirmemiş düzenin bekçisi olan insanlar için yoksullara dayatılan şey şu: sen yoksulsun çünkü bunu doğuştan böylesin. Hani senin kaderin bu, senin payına düşen bu. Firuza'nın yıkmaya çalıştığı şey hep bu. Senin bedenin böyleyse, sen şehrin bu kesiminde yaşıyorsan bunlar hep egemen sınıfın, işte üst zengin, sermaye sahibi, mülk sahibi sınıfın dayatmaları sonucunda
bütün bu ayrımlar var. Aslında bunlar yapay. Hı hı. Bu yapaylığı görünür kılmaya çalışan bir edebiyat bu. Peki mesela karakterler hiç değişmiyorlar mı? Yani hiç bir dönüşüm mümkün değil mi Firuzan edebiyatında? Yani şimdi şöyle, karakterlerin çok temel bir derdi var, hayatta kalmak. Hı hı. Şimdi hani zenginin mücadelesi sınıfsal ayrıcalıklarını sürdürmek adına yaptığı mücadele. Ama yoksul bir defa gerçekten en temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz. İşte kış gelecek ve ben ısınamayacağım. Yani, hı hı. İşte kiramı ödeyemeyeceğim, karnımı doyuramayacağım. O kadar temel ihtiyaçları var ki oradan diğer boyuta henüz geçemiyor karakterler. Hı hı. Ya da şöyle bir şey var. Mesela Haraç Öyküsü'nde kadının her açıdan sömürüldüğünü görüyoruz. Şimdi emeğin sahibi olan bedenin de sahibi oluyor. Yani hizmetçi kadın evin beyi tarafından defalarca taciz ediliyor, defalarca tecavüze uğruyor. Mesela bir yanlışlık olduğunu fark ediyor ama bunu kime anlatacak? Yani yoksulların öyle bir durumu da var. Hani mağdurluk ve işte mağduriyetleri biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani bizi muhatap alacak kimse yok. Ya da inanacak kimse evet, yok. Evet, bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındalar ama bunları nereye aktaracaklarının farkında değiller. Ya da işte belki de Firuza'nın göstermek istediği şeylerden biri de bu olabilir. Dayanışma olmadığı sürece sen bireysel dünyanda neye maruz kalırsan kal, kendin gibi olanlarla dayanışarak, o bilince erişerek, şartlarına dışarıdan bakarak böyle olabilirsin. Mesela bir kırsaldan göçmüş, işte bir apartmanda kapıcılık yapan bir adam, üst katlarda birinin süs köpeğini parkta gezdirmekte hiçbir sakınca görmüyor. Şimdi Firuza'nın göstermek istediği şey bu. Hani sen neden onun süs köpeğini parkta gezdiriyorsun? Değil mi? Yani aslında yani sen böyle bir geçmişten gelmedin. Genelde göçülen yeri çok romantize ettiği durumları görüyoruz Firuza'nın. Yani geçmişte bırakılmak zorunda kalınan kırsalda dayanışma vardı. Hı-hı. İşte ne bileyim ilişkiler çok daha insaniydi. Daha organik ilişkiler. Evet. İşte sen böyle bir geçmişten geliyorsun. Şehrin sana yaptığı şey, şehrin kaymak tabakasının, üst tabakasının sana yapmaya çalıştığı şey o geçmişi unutturmak, seni köklerinden koparıp köleleştirmek. Halbuki dayanışmanın o geçmişte, o birikimde yattığını çoğu hikayesinde ima ediyor. Yani bu hikayeler hiçbir şekilde bize açık açık bir çözüm sunmuyor. Ama işte onların hepsini toplu okuyunca biz bunun farkına varıyoruz. Yani sistemin bilincimizi ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Şartlara dışarıdan bakmalıyız. Ve birlik olmalıyız. Hani bu böyle bir bilinci vermeye çalışan hikayeler. Yoksa aslında bir yandan da bu yoksulun bütün bu koşullarda bu kent ortamında yaşaması bile Firuza'nın için aslında direnmenin bir başka yolu. Hayatta kalmak evet, için. Evet, hayatta kalabiliyor. Evet. Ama hayatta kalırken daha bireyselleşiyorlar o zaman. Öyle değil mi? Çünkü bir de hani şeydir ya, bir yere göçtüğünde özellikle büyük şehirde hemen hemşehrilik devreye girer. Hani hemşehrilerin yaşadığı yere gidersin. Onlar sana yardım ederler, ne bileyim iş bulurlar. Peki bu mekanizma Firuzan'da işlemiyor mu? Çok fazla işlemiyor. Yani o göçmenlerden, özellikle göçmen babaannelere çok önem verir Firuzan. Hani onlar bilgedir. İşte bilgileri torunlara aktaran, daha her şeyin farkında olan. Çünkü hem köydeki geçmişi biliyor, kırsaldaki geçmişi biliyor, hem kentte neyle karşılaştıklarını biliyorlar. Ama öyle bir hani toplu bir dayanışma yok. Yani bayramda, seyranda görüşüldüğünde yine göç ettikleri yerin diliyle konuşan, ilişkilerine önem veren var ama yani şöyle, o insanlar aslında imkanları olsa dayanışırlar ama onlar da aynı imkansızlık içinde. Hani kimsenin bir başkasına yardım edecek hali yok. O yüzden öyle bir dayanışma ortamı kurulmuyor. Ancak dertler paylaşılarak bir konuşma ortamı var. Onun dışında yoksa öyle bir şey yok. Fakat yine de hani ne bileyim işte hemşerimin yanına gideyim muhabbeti var bazı hikayelerde. Ama şartlar o kadar kötü ki yani onlar hem o işte kentin sonradan gelme sakinleri olarak ayrı bir mücadele veriyorlar. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Hepsinin durumu birbirinin aynısı. Yani kimse kimseye yardım edebilecek durumda değil. Peki kenti nasıl algılıyor? Yani kent sadece çalıştıkları, yani
ne bileyim, algıları nasıl kente karşı? Özellikle göçmenler kenti sevmiyor. Çünkü bir defa hani coğrafi olarak da daha açık yerlerden gelmişler. Yani işte daha yeşil yerden gelmişler, daha özgürce dolaşabildikleri yerden gelmişler. Böyle o doğal bir ortamdan şimdi işte bir kenar mahallenin bodrum katında ışık görmeyen, rutubetsiz bir evinde yaşıyorsun. Bu mutsuz ediyor onları. Yani İstanbul, zaten çoğu hikaye İstanbul'da geçiyor. İstanbul'u sevmiyorlar. Nasıl bir şehir burası? Hani kimsenin kimsenin yüzüne bakmadığı, kimsenin işte birbiriyle dayanışmadığı kötü bir şehir. Eğer ya da gençler için de şöyle bir şey var. Mesela işte sinemada ya da aktarılan benim sinemalarımı düşünürsek, orada karakter, yanlış hatırlamıyorsam Nesibe'ydi adı. Üst sınıfın sinemasına gidiyor. Ve o sinema, oradaki gördüğü her şey farklı. Yani o sinemada işte motor sesi duymuyor ya da yerleri gösteren işçi, çocuk işçi değil. Yani her şey, onlar çok daha mutsuz oluyorlar. Ya da işte gibi üst kesimlerin bulunduğu yerlerde bir iş yerinde çalışıyorsa yoksul, oradaki şeyleri görüp gıpta ediyor, özeniyor. İşte güzel kıyafetli kadınlar görüyor, işte güzel lokantalar görüyor, işte iyi sinemalar görüyor ve bunlar daha beter hınç, bazen öfke, bazen işte şartları zorlama, ama bu şartlar hep bireysel yolda. İşte evden kaçma ya da ne bileyim zengin adamla birlikte olup bir gelecek kurma, bu tarz. Çünkü bu yoksulların okumamışlar, hani iyi bir işte çalışma imkanları yok. Hani kendilerini kurtarma yolları da çok fazla, evet, yok. Evet, mesela işte bir strateji yaratabiliyorlar mı? Ya da eğitim mesela, hani eğitim var olan koşulları iyileştiren şimdi bir şeye dönüşebilir mi? Hatırladığım kadarıyla Firuza'nın iki hikayesinde sınıf atlayan karakter görüyoruz. Yani önceden yoksulken, yani evet, sonradan. Bunlardan biri okuyarak bunu başarıyor. Ama mesela o çocukluğunda çok mutlu bir çocukken, büyüdükçe, yani bilinci aklı daha çok her şeye yetmeye başladıkça yoksulluktan utanıyor ve yoksulluk şartlarından tiksiniyor. Mesela okuyup bir meslek sahibi olduğunda geçmişine ya da oradaki yoksula sahip çıkan birine dönüşmüyor. Ya da işte bir kendisinden çok daha yaşlı bir ağayla evlenerek ağa karısı olup sınıf atlayan bir kadın var. Ki yoksullara, yoksul hizmetçilerine işte zenginler kadar gaddar davranabiliyor. Yani davranış kodlarını taklit ediyor. Evet, yani zamanında ezilen sonradan ezene daha kötü ezebiliyor. Herhalde o yüzden Firuzan bize bunu söylemek istemiyor. Yani önemli olan sınıf atlamak değil. Önemli olan işte o ezen ezilen ikiliğinden kurtulmak, o bilince varmak, hani sömürünün ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlayabilmek. O yüzden de bu taktikler daha çok kadınlarda görüyoruz. Kendi çabasıyla bir şey yapmak isteyen, işte özellikle dediğim gibi bu kadınlar çok yalnız, kocalarını kaybetmişler, aileler onlara sahip çıkmıyor. Genelde çocuklarıyla baş başa kalmış, evet, peki kadınlar. Peki ya çocuklar? Çocuklar evet. Firuzan için en hikayelerin en pırıl pırıl unsuru çocuklar. Onların ilgileri açık, algıları açık. Şehri böyle meraklı gözlerle tüketiyorlar. Çocuklar genelde, evet, böyle bir umut vadeden karakterler olarak çiziliyor. Ama işte onlar da yoksul ailelerde olmalarının şöyle, yani belki kategorize edersek, ya evet işte babasını kaybetmiş, annesiyle ilişkisi çok iyi olan çocuklar var. Anne çocuğu hem çok seviyor hem de geleceğin bileti olarak bakıyor. Ya da yoksulluktan dolayı hiç ilgilenilmeyen, kendi kaderine terk edilmiş, bazen de o yoksulluğun öfkesinin dışa vurulduğu unsurlar olarak çocuklar var. İşte bunlar bazen dayak yiyebiliyorlar ya da çok ilgisizler. Halbuki Firuza'nın bize söylemek istediği şey, bu çocukları eğer hani doğru yetiştirir, onların bu ilgi açlığını doğru şekilde yönlendirebilirsek belki bir çözüm üretilebilir. Ama dediğim gibi çocuklar genelde
hani kendisi okumamış anne babanın çocukları bir yatırım aracı olarak görülüyor. Hani ben okumadım, bari çocuğum okusun, işte büyük bir yerlere gelsin, konumu değişsin. Ama hani o çocukların büyüdüğünü görmüyoruz. Hikayeler oralara uzanmıyor. Sadece bir umut kapısı olduğunu görüyoruz. Ama hiç umut yok, hiç ışık yok. Evet, yani hep hikayeler mutsuz sonla bitiyor. Mutsuz son. Doğru. Yani o zaman şey de ilginç değil mi? Yani yoksulların yoksul olarak kalması, zenginlerin zengin olarak kalması, herkesin aslında mutsuz olması ama hayatın onlara hiçbir yani strateji vermemesi. Yani bir şeylere direnmek için ya da bir şeyleri değiştirmek için. Evet. Yani mesela işte bir zengin işte toprak ağası anne babanın oğlu olmasına rağmen Vedat diye bir karakter vardı soy ustası Miraç'ta. O işte evdeki hizmetçilerin hakkını koruyan, üniversite hayatında da bu anlamda bir şey haksızın yanında mücadelelere katılan bir karakter hapse düşüyor mesela. Çok ilginç. Yani, ya da işte bir yine böyle daha devrimci bir kadın karakter, onun da hikayesinin nereye vardığını bilmiyoruz. Hani bir şeylere karar veriyor mu, bunları başarıyor mu bilmiyoruz. Şimdi ben de bunu düşündüm. Yani neden hani bu kadar bir mutsuz son var? Ya bu da herhalde işte bunun böyle bir kişiyle, iki kişiyle, bir ailenin hayatının kurtulmasıyla değil. Hani daha böyle büyük bir hamle istiyor herhalde, bu toplumsal dönüşüm istiyor. Yani Firuza'nın bir hikayesinde işte çocuğun okuyup zengin bir hayata kavuşması, ailesini kurtarması sadece onlar kurtaracak. Ama diğer yoksullar yoksul koşullarda devam etmeye, yaşamaya devam edecekler. O yüzden herhalde Firuza'nın söylemek istediği şey bu durumuna dışarıdan bakan eleştirel aydınların çoğalması. Bu aydınların o halkı örgütlemesi. Çünkü halka inancı tam. İşte bu kadar zor koşullar altında direnen, yaşamayı becerebilen halkın bilincini açarsak bunlardan bir şey olur hissi var hikayelerde ama somut olarak bunu gösterdiği bir hikaye yok. Peki aydınların tavrı nasıl Firuza'nın hikayelerinde? İşte çok fazla aydın kesimi yok. Birkaç tane var. Dediğim gibi hapse giriyor. Biraz, bir tane mesela çok bilinçli bir işçi var. Onu da aydın olarak nitelendirebiliriz. O da ağır koşullardan dolayı hayatını kaybediyor. Yani bunların da çabaları bir sonuç vermiyor. Ama en azından çabalıyorlar ve onların ettiği laflar okuru çok dönüştürücü laflar. Belki hikayede orası bir mutlu sona varmıyor ama sen okur olarak gerçekten işte yoksulluğa, zenginliğe, dışarıdan bakmayı öğrenebiliyorsun. Ya da zenginlerin o şekilde resmedilmesi, hani o özellikle zengin kadınların ne kadar kurgu hayatlar, ne kadar sahte hayatlar olduğunu hani görüyorsun. Yani okuru belki de bu kadar dramatik sonlar daha etkili olacak okur üzerinde. Belki bundan böyle bir şey tercih ediyordur Firuzan. Yani o dramatik etkiyi çok daha iyi hissediyorsun ve hikaye hakkında daha fazla düşünüyorsun. Aslında bu şey masal hani gibi bitmiyor. Yani gerçek hayatta da mücadele zorlu bir şey. Yani yoksullar bir anda zenginleşmeyecek. Bu çok uzun. Zaten amaç kimsenin bir anda zenginleşmesi değil, eşitsizliklerin ortadan kalkması. Evet. Bu uzun ve dayanışmalı bir uzun bir yol istiyor. Peki mesela aile ilişkileri, yani kentin içerisinde hani aileler kendi aralarındaki ilişkileri de, yani yoksulları düşündüğümüzde sadece bir hani şiddet ve çalışma ilişkisi üzerinden mi? Şimdi aileler, fazla geniş aile görmüyoruz. Geniş aileleri daha çok göçmenlerde görüyoruz. Ve o göçmenlerdeki babaanneler, anneanneler yani yaşlı insanlar çok daha bilinçliler. Mesela şimdi bir de şunu da söyleyelim. Yani Firuza'nın kentinde her şey bu eşit likten uzak, bu ayrımcı sistemin bir parçası. Mesela okullarda özellikle böyle hani parasız yatılıda çocukların durumuna bakmadan onlardan istenen şeyleri hatırlayalım. Ya da işte temizlik kolu öyküsünde orada mesela işte yoksul olduğu için sürekli temizlik kolu seçilen, teneffüslerini bu yüzden yaşayamayan, işte öğretmenin senin ellerin bu işe çok yatkın diye sırtını sıvazladığı öğrenciler görüyoruz. Şimdi okulda öğretmen bile böyle. Yani her şey Firuza'nın göstermek istediği şeye hizmet ediyor. İşte mesela bunu anlattığında babaannesine o çocuk, kadın çok daha eleştirel yaklaşabiliyor.
herkesin sırayla bu işi yapması gerektiğini öğretmenine söylemezsen işte sana patik örmeyeceğim neyse artık şeyi böyle bir tepkiler verebiliyor. Yani kadın, yaşlı kadınlar, yoksul yaşlı kadınlar çok bilge, sisteme dışarıdan bakmış, bakabilmeyi başarmış, ezildiklerinin farkında, dayanışmanın ve geçmişin de özlemini duydukları için kendi ailelerine bunu aşılamak isteyen kadınlar. Hı-hı. Ama onun dışındaki aileleri çok yalnız görüyoruz işte. Hı-hı. Kızıyla baş başa kalmış anneler. Onlar da hani ne fazla kimseyi görüyor, ne ya işte zamanında ben sana o adamla evlenme demiştim Hı-hı. diyen zengin ve aşağılayan akrabalarına maruz kalıyor. İşte bununla bu tarz yaklaşımlar ya da işte bu tarz yaklaşımlar onu kendi çocuğuna daha çok bağlıyor. Yani daha böyle dışa kapanmış. Evet, en çok ilişkilerini belki de ev sahipleriyle görüyoruz. O da işte korkutucu bir ilişki. Yine kiraya zam gelecek. Her an kapı dışarı edilir. Ekonomik bir ilişki. Evet, yani. Evet. Yani daha dayanışmanın o kadar küçük ölçekli olduğunu görüyoruz. Aslında şey bu, hani şehrin ikiye bölünmesi, hani daha önce ta Tanzimat'tan itibaren bu modernleşme hikayesiyle şeye dönüyordu ya, batılılaşanlar bir de batılılaşmayanlar. Evet. Hani batılı, doğru batılılaşanların kentleri sanırım 1950'den sonra gecekonduların ve yoksulların kentleri olurken, hani yanlış batılılaşan kentlerin, zenginlerin ve belki de senin söylediğin, yani aslında şehri ikiye bölme hikayesinde yoksulluk ve zenginlik, yani en azından Firuzan edebiyatında değil mi? Evet, yani yer Firuzan çatışmasını buradan alıyor. Ne bileyim, hani başka bir yazar belki bunu işte Doğu-Batı çatışması olarak kurguluyor. Firuzan'ın evet şehri tamamen ama zıtlık devam ediyor. Değil, ama başka bir kişilik karşıtlık. Bu da işte daha sınıfsal. Oysa ki diğeri de daha sınıfsal. Yani batılılaşmak için de şeye ihtiyacın var. Hani senin belirli bir sermayen olmadan zor yani batılılaşman. Evet. Ya da eğer eğitim onu mümkün zaten kılabilirse. Zaten işte o zengin tayfası Firuzan'da batılılaşmış. Yani dönemin şartlarından yararlanabilmiş. İşte savaş döneminde geçiyorsa savaş zengin olduğu. Yani her zamanın nemalanmış. Evet, her zaman nemalanmış. Her zaman sınıfsal çıkarlarını korumuş, her zaman yoksulu sömürmüş bir kesim anlatılıyor. Tabii bu tarz herhalde zenginlere karşı bir tepki var. Hani üretip etrafına faydası olan zenginler değil de işte koşullardan nemalanmayı bilip yoksulu sömüren. Çünkü anlatılan zenginlere baktığımızda hiçbir zengin karakterin hani sevgiyle anlatıldığını görmüyoruz. Onlar hep eleştiri oklarını üzerine çeken karakterler. Onları büyük bir sahtelikle itham ediyor. Evet, yapaylı. Çok sahte, çok yapay ilişkiler. Bir karı koca ilişkisi sadece mecburiyetler yığını. İşte mesela bir karakter beni karısından emin olamıyor zengin bir adam. Beni seviyor musunuz? Kocam değil misiniz? Tabii ki seveceğim. Hmm, kocam yani, olduğun için evet, seviyorum yani. Her şey böyle bir görev bilinciyle, bir sınıfsal bilinçle yapılıyor. Ve hep o sınıfın mesela nasıl yoksul babaanne kendi değerlerini torunlarına aktarmaya çalışıyorsa, zengin yaşlı kadın da aynı değerleri, sınıfsal değerleri kendi torunlarına aktarmaya çalışıyor ki çünkü bütün hayatını zaten bunun için feda etmiş aslında. İstemediği bir hayat yaşıyor. Evet. Ve bunu da korumak için çok çabalıyor. Hiçbir zengin karakterin kendisiyle yüzleştiğini görmüyoruz. Çünkü yüzleşse çok büyük bir mutsuzluk çıkacak çünkü oradan. Bunu öteliyor. Şey, Türk filmlerindeki gibi aslında. Evet. Hani zenginler, yoksullar. Yoksulların tamahı zenginlerin hayatına. Sonra erkek karakterin yoksul bir kadını sevip aslında onu yoksulken hiç sevmemesi, ama hani hep şey olur ya, kadın birden başka birine dönüşür, saçlar yapılır, kıyafetler değişir, tanımaz yani. Evet, ama işte bir tek Firuzan'da farklı olarak o yoksul zengin karşılaşmasını o şekilde görmüyoruz. Yani zenginin hayatına yoksul sadece bir hizmetli olarak girebiliyor. Zengin de yoksulun mekanına, hayatına oradan nemalanacağı bir şey varsa giriyor. Yoksa hani bir aşk ilişkisi falan mümkün değil. Çok filmlerdeki gibi değil. Olmuyor. Yok, yani. Olmuyor. Hiçbir şey. Pelin, çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Bizim için de öyle. Pelin'in çalışması gerçekten çok güzel bir çalışma. Hepinize de buradan tavsiye etmiş olalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.